Antalya'da plaj partisinde sahneye çıkan Gülşen, konser öncesi hakkında çıkan çok zayıf haberlerine ilk kez kameramız aracılığıyla cevap verdi. Hep birlikte izliyoruz. Şeker Bayramı'nı şeker gibi geçiren ünlülerden sadece biri. 3 günlük bayram tatilinde 4 konser verdi güzel şarkıcı. Seni, konser maratonu gibi geçiren Gülşen, açılışı Antalya'daki plaj partisiyle yaptı. Ozan çaldı. Gülşen söyledi. Tatilciler bayram yaptı. Gülşen'in adı son günlerde eski spor hocası Barış Çunguroğlu'nun sağlıksız görünüyor, vücudu alarm veriyor açıklamalarıyla manşetlerden inmiyor. Bütün gördüm ama biraz sızınız yok değil mi? Aa. Öyle geldi gözüme, biraz bütün gördüm. Senin gözüne bir şey kaçmış bence canım. Gülşen'in vücudu alarm veriyor. İlk ve son kez kameralar karşısında sana söyleyeyim ve bu konu kapansın. Barış Çunguroğlu'nun açıklamaları üzerine Gülşen'in zayıf halleri bir kez daha gündeme geldi. Yani söyleyecek hiçbir şey yok aslında. Her zamanki gibiyim ben. Normal hayatıma devam ediyorum. Son dönemde bir hayli kilo veren Gülşen kendini çok sağlıklı ve formda hissediyor. Aksi durumda konserden konsere koşabilir mi hiç? Burada Beach Party'de Ozan Çolakoğlu ile birlikte sahne alacağız. Sonra buradan hemen hareket edip Alanya'ya gidecek. Yarın hemen Manisa'ya geçeceğim. Manisa'da çok güzel bir konser vereceğim. Hemen hareket edip Çeşme'ye geçeceğim. Yine Ozan Çolakoğlu ile beraber sahnede olacağım. Ertesi gün Bodrum'a geçeceğim. Yine orada konser vereceğim. 3 günlük bayrama 4 konser sıkıştırmış Gülşen. Herkes kaldıramaz bu tempoyu. Peki ama spor hocası Barış Çunguroğlu neden Gülşen'in beslenme durumunu yanlış bulup eleştirmişti? Sizinle hiç alakası olmayan tarzı haberlerin çıkması bizim alışık olduğumuz bir şey aslına bakarsan. Bunun tek farkı benim en yakınımda olan, benim arkadaşım dediğim, dostum dediğim bir insan tarafından olmayan bir şeylerle itham edilip basınla paylaşılması, hiç olmayan şeylerle insanların kafalarında yanlış şeyler, yanlış algılar yaratması gerçekten benim için çok bir taraftan üzücü oldu. Uzun yıllardır Barış Çunguroğlu ile çalışan Gülşen kendini sırtından vurulmuş gibi hissediyor. Dava açıyor musun Barış Çunguroğlu'na? Tabii ki dava açıyorum. Yine mahkemeler, avukatlar iş oraya bağlandı artık. Bu açıklamaları onun yanına bırakmayacağım. Hiçbir şekilde benimle alakası olmayan bir şeyi ortaya atıp bu kadar bundan kolayca sıyrılabileceğini herhalde düşünmüyordu bunları yaparken. Barış Çunguroğlu bakın neler söylemişti Gülşen için. Son dönemlerde uyguladığı beslenme şekli kesinlikle benim tavsiyem değildi. Sporcu insan profesyonel beslenir, kendini aç bırakmaz. Gülşense aynı fikirde değil. Düzgün beslendiğini söyleyen güzel şarkıcı eski spor hocasıyla fikir ayrılığına düştüklerini söyledi. Biz onunla çalışıyorduk çünkü geçmiş yıllarda. Çok çalıştık, uzun süre birlikte çalıştık. Zaman içerisinde benim işte görüntümle alakalı, işte yaptığım sporun tarzıyla alakalı fikirlerim değişti, düşüncelerim değişti. Biliyorsun Şeyda ile çalışıyorum son 16 aydır. Dillere düşeceğim. Taze bahar dalları. İş hayatları tempoları içinde
benle yürümeye, benim önerdiğim yemekleri, yiyecekleri yemeye, her koşulda bunu devam ettirmeye çalıştılar. Sağlığıma benim kadar dikkat eden, ben çevremde bile hiç kimseyi göremiyorum. Keşke herkes benim kadar dikkat etse. Her şeyi yediğini ama sağlıklı olanları tercih ettiğini söyleyen Gülşen, zayıf olmayı sevdiğini belirtmeyi de ihmal etmiyor. Daha ince, daha zarif, daha estetik silüetler beni mutlu ediyor aynaya baktığımda. Barış'la da o ortak noktada buluşamadığımız için o benim istediğim tarza adapte olamadı. Ben de çalışmayı sonlandırdım onunla çünkü beni anlamadığı için. Benim yapmak istediğim şeylere saygı göstermediği için. Gülşen ayrılık kararının kendisi tarafından alındığını söylüyor ısrarla. Yani birlikte çalışmayı sen sonlandırdın. Doğru. Ay ben sonlandırdım evet ama bunların bir önemi yok yani. Ben çalışmayı sonlandırdım diye belki ona hırs yaptı ama ben hep şunu söylüyorum. Hiçbir hırs insanın adabından ve iş etiğinden öne geçemez. Spor hocası Barış Çunguroğlu ise tam tersini söylemişti. Bu beslenmeyle artık spor yapamazsın ve spordan verim alamazsın. Beslenmeyle alakalı problemin var. Acilen normal beslenme koşullarına geri dön deyip birlikteliğimize son verdi. Barış Çunguroğlu çalışmayı Gülşen'in yanlış beslenme şekli yüzünden kendisinin bıraktığı konusunda ısrarlı. Tabii Gülşen de kendisinin haklı olduğunu iddia ediyor. Benim artık istediğim şey farklı, ruhum farklı, ruhumun görüntüme yansıması farklı. Sen buna adapte olamayacaksan biz çalışmamızı bitirelim, dostluğumuz baki kalsın dedim. Ama şu anda dostluk falan da kalmadı ortada. Ne onun bitirmesi gibi bir şey söz konusu. Ne de benim yanlış beslendiğim su. Vur vur inlesin sana sığır kulaklar. Hep aynı bayat hikaye, bozuk plaklar. Çalınmayacak. Benim ne kadar sağlıklı olduğumu, sağlığıma, yaşantıma, özel hayatıma, iş hayatıma ne kadar titizlikle ve hassasiyetle yaklaştım herkes bilir zaten. Zayıf olduğuna inanmıyorsa buna kimse ikna edemez Gülşen'i. Sağlık durumu nedir bilemiyoruz ama biraz zayıf olduğunu söylemek için doktor olmaya gerek yok. Neyse bu konu artık mahkemeye taşınmak üzere. Daha fazla uzatıp Gülşen'i üzmeye gerek yok. Çok kırgınım, çok üzgünüm ama tabii ki hakkımı her zaman olduğu gibi mahkemede arayacağım. Bu arada yemek takıntısı olmadığını da söyleyebiliriz Gülşen'in. Çünkü kendisine ikram edilen doğum günü pastasını geri çevirmedi. Gülşen gün geceye dönene kadar şarkılarıyla tatilcilerin karşısındaydı.